Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Gezilere başlıyoruz artık. Bahar geldi, yaz geldi, güneş çıktı, keyfimiz yerinde. Biz de ilk rota olarak geldik İzni'ye. İstanbul'a yaklaşık 1-2 saatlik mesafede. Tabii İstanbul o kadar büyük ki nerede oturduğunuza bağlı. 3 saat de olabilir, trafikte 4 saat de olabilir. Bursa'nın bu Güzide ilçesi. Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan muhteşem eserler var. Hepsini gezip göreceğiz. Aras, Buket, ben İznik'teyiz bugün. Nereler görülür, nereler gezilir, nerelerde mola verilir? Elimden geldiğince kendi yaptıklarımı paylaşacağım. Mesela şu an gezmeye Nihat'ın Yeri diye bir yerde başlıyoruz. Hemen göl kenarında. Su altında batık duran bazilikanın dibinde bir yer. İster gelin balığınızı yiyin, ister çayınızı için. Biz çay kahveyle başladık. Bakalım İznik nasılmış? En son 6 yıl önce gelmiştik değil mi Buket? Bu arada kameranın arkasında Buket var. Efendim teşekkür ediyoruz kendisine de. Hadi bakalım İznik gezimiz başlasın. Efendim şimdi geldik İznik merkeze. Arkamda da görüyorsunuz İznik Ayasofya'sı. Şimdi Ayasofya'yı gezeceğiz ama önce biraz tarihini konuşalım. İznik, Büyük İskender'in kumandanları Antigonius tarafından M.Ö. yanılmıyorsam 316'da kurulmuş bir kent. Tabii o zamanlar şöyle bir kural var. Eğer kenti adam sen kuruyorsan kendi ismini vereceksin. Adam Antigonius kurmuş burayı. Ne demiş? Antigonya. Sonra başka kumandanlarla kavga, dövüş, savaş derken burayı başka bir kumandan ele geçiriyor. Sevgili eşi Nikaya'nın ismini veriyor buraya. Burası Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Süleyman Şah alana kadar Nikaya. O da alınca Nikaya'nın izinde anlamına gelen İznik ismini veriyor ve günümüze kadar burasının adı İznik. Surlarla çevrili bir Roma kenti, Bizans kenti, sonra da Selçuklu kenti. Şimdi sizlerle bu Ayasofya'yı gezeceğiz, göreceğiz. İçeri girelim diyecektim ama o kadar kalabalık ki. O yüzden ben size içerisini gösterirken etrafında da biraz Ayasofya'yı ve bu Ayasofya'yı diğer bütün bazilikalardan, kiliselerden, camilerden Hristiyanlık için ayıran önemli sebebini anlatacağım. Buyurunuz efendim. Hadi gelin. Geziyormuş gibi yapalım. Buyurun. İznik Ayasofya'sı. Hristiyanlık tarihi için çok önemli bir yapı. Burası aslında ilk milattan sonra 7. yüzyılda bir Roma cimnazyumu. Üzerine Bizans döneminde bazilika inşa ediliyor. Daha sonra Orhan Gazi buraları alıyor. Biliyorsunuz Bursa'yı da Osman Gazi almak istemişti. Oğlu Orhan Gazi aldı. İzni'yi de Osman Gazi almak istiyor ama Orhan Gazi'ye kısmet oluyor. Orhan Gazi buraya aldığında bu bazilikayı camiye çeviriyor. Ayasofya. Şimdi Trabzon'dan Gümüşhane'ye, İstanbul'dan İzni'ye birçok yerde Ayasofya görüyorsunuz. Yani nedir bu isim? Merak edenleriniz olabilir. Hemen söyleyelim. Aslında o dönemdeki kiliselere, bazilikalara verilen bir sıfat gibi düşünebiliriz. Yunanca kutsal bilgelik anlamına gelen bir isim. Hagia Sophia diye yazılıyor ya, görmüşsünüzdür İngilizcesini belki. İşte bu Ayasofya ismi de oradan geliyor. Bu İznik Ayasofya'sı Hristiyanlık alemi için neden bu kadar önemli? Ondan da bahsedeyim sizlere. Ayasofya Hristiyanlık tarihinin ilk konsil toplantısının yapıldığı yer. 1. Konstantin, Roma İmparatoru, İstanbul'u başkent yapan, diyor ki herkes buraya toplanacak, bütün Roma toprağındaki Hristiyan alimler gelecek ve aranızdaki derdi, tasayı, çekişmeleri burada çözeceksiniz diyor. 325'ti yanılmıyorsam İznik'te Hristiyanlık için 1. konsil toplanıyor. 1. İznik konsili. O yüzden bu bina Hristiyanlık alemi için çok önemli. Hangi konular mı konuşuluyor? Hazreti İsa'nın Tanrı olup olmadığı, işte 7. konsil de burada toplanıyor. Paskalya zamanları, birçok konu burada çözüme kavuşuyor. O yüzden. Ben hemen Ayasofya'nın karşısında Kenan diye bir restoran var. Biz 6 yıl önce buraya video çekmeye gelmiştik hatırlarsanız. Hala aynı lezzet,
güzel bir kelle paça, üzerine yemek. Eğer buraya geliyorsanız Ayasofya'yı gezdikten sonra burada bir mola verebilirsiniz. Hani 6 senede bozmamışlar. Aynı kalite devam etmiş. Umarım 6 sene sonra da aynı kalitede devam edecek. Şimdi yemek molası. Sonra içeride gezeceğimiz Çin atölyeleri var, hamamlar, bir sürü yer var. Bana afiyet olsun. Size o zaman iyi seyirler. 6 sene sonra gelmeyelim ya. Arayı çok açmış oluyorum. 'Tabii yürüyüşte geldik Süleyman Paşa Medresesi'ne. Ufak bir tüyo vereyim. Şehrin içinde bir tane de Çin Müzesi var. Oraya da gidebilirsiniz. Ama biz burayı biliyorsunuz 6 yıl önce gene buraya gelmiştik. Burası daha bir otantik. O yüzden burayı tercih ettik. Şimdi İznik diyorsak Çinisini konuşacağız. İznik Çinisi aslında ilk olarak 15. yüzyılda Osmanlı'da, Selçuklulardan beri var da Osmanlı'da böyle ihtişamına kavuşmaya başlıyor. Hatta Bursa gezimi izlediyseniz o yeşil türbe, yeşil cami o muhteşem İznik Çinlileriyle yapılmıştı. İzlemediyseniz izleyin. 16. 17. yüzyıl Osmanlı ihtişama kavuştukça işte İznik Çinisi'nde ünü dünyalara yayılıyor. Peki İznik Çinisi'ni bu kadar önemli kılan, diğerlerinden Kütahya, Çanakkale farklı kılan ne var? Biraz araştırdım. Hamurunda kuvars, cam tozu daha fazla. Dolayısıyla daha parlak renkler diye okudum. Ama yanılıyorsam düzeltin. İznik Çinisi'nin aslında biraz kimyasal artıları var. Medresede bir çay kahve molası vereceğiz. Hatta burada Çin'i boyuyorlar. Belki onları da gösteririm size. Şöyle biraz dolaşırız, bir çay kahve molası veririz. İznik'i gezmeye devam ederiz efendim. Buket yoruldun mu? Hayır. Kameraman enerjik, ben enerjik. Siz keyifli izliyorsunuz. Aras bitti bitti. Yorulmadı bitti. Hadi gelin. Medrese içerisinde birçok Çin atölyesi var. Gelip çayınızı kahvenizi içip bu güzel Çin atölyelerinde dolaşabilirsiniz. Çinlerinizi alabilirsiniz. Güzel bir medrese. Vallahi insan burada dinleniyor. Efendim şimdi geldik Yeni İznik Müzesi'ne. Bu müze yeni açılmış. Normalde internette baktığınız zaman işte konuşma. Lütfen. Başka bir imarethanenin içinde arkeoloji müzesi olarak gözüküyor. Fakat bilgi vereyim 2023 yaza giriyoruz. İçeride ne eser var inanın bilmiyorum. Hep beraber görüp öğreneceğiz. Çünkü muhteşem bir tarihi olan yere böyle bir müze yakışır diye düşünüyorum. Aras, müze gezmeye hazır mısın? Hepimiz hazırız, gelin. Şimdi sıra geldi İznik'teki Yeşil Cami'ye. Şu minarenin güzelliğine bakar mısınız efendim? İznik gezisi aslında arabasız, rahatlıkla dolaşılacak bir rotalardan. Arabasız geziyoruz, evet. Ama tabii bazı yerleri arabayla daha çabuk kat ediyoruz. Fakat arabasız gezecek İstanbul'a en yakın, en güzel rotalardan biri olmuş diyebilirim. Eğer bizim gibi sizin de çocuğunuz böyle baba yoruldum lütfen hızlıca kucak diyorsa arabayı tercih etmezsiniz ama hani yürümeyi seviyorsanız her yeri yürüyerek görebilirsiniz. Biz tabii tatil günü geldiğimiz için biraz daha kalabalık görüyorsunuz. Evet. Ama baymıyor kalabalık değil mi? Güzel yani. Ferah. Bir kere ferah. Göl kenarı falan da güzel. Şöyle bir parktayız bu arada. Yeşil Cami'nin olduğu yer böyle geniş bir park. Yani daha bir sakin. 6 sene önce de geldiğimizde yani daha önce 2 kere geldik ama 6 sene önce video çekmeye geldiğimizde de burası bu meydan var mıydı yoksa sanki sadece cami hatırlıyorum ben.
Ya burası ben hatırlamıyorum vardı. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Biraz daha yapılmış gibi değil mi? Çevre düzenlemesi. Öyle diyorsan öyle olsun be. Seni mi kıracağız Buket Başkan? Ama güzel izleyi mutlaka es geçmeyin gelin diyorum. Hadi şu caminin içinde görelim. Hadi bakalım. Efendim şimdi geldik İznik surlarında Lefke Kapı'ya ama şu taş dikkatimi çekti. Antalya'ya gitmiştik gezimi belki izlemişsinizdir. Orada da Hadrian Kapısı'nda ta yapıldığı yıldan kalma bir mermer blok vardı yerde. Bakın budan. Belki Bitinyalılardan, milattan önce 4. yüzyıldan kalma bir mermer. Ya da Roma'dan bilmiyorum ama en az 1500-2000 yıllık bir mermer. İznik'in etrafı yaklaşık 5 kilometrelik surlarla çevrili. Bu surların ilk temelleri M.Ö. 4. yüzyılda Bitinya o zamanlar atılıyor. Tabi Roma, Bizans hep üstüne bir şeyler koyuyor. Bu surların etrafında da 4 tane kapı var. İstanbul Kapı ve Lefke Kapı en ünlüleri. Biz şimdi Lefke Kapı'dayız. Şu kapının güzelliğine bakar mısınız? Bir şöyle bakın, işçiliğe bakın. Yapıldığı günden beri duruyor. Neden Lefke Kapı? O zamanlar Lefke denen bölge, Osmaniye miydi, Osmaneli miydi? Oraya doğru gidiyormuş bu kapı, buradan gittiğin zaman. İznik'e geliyorsanız surları görmeniz gerekiyor. En azından İstanbul ya da Lefke Kapı'yı görün. Çünkü hani böyle Antalya'ya tatil yöresine gittiğinizde içeri girip hayran kaldığınız tarihi eserler var ya, onlardan bir tanesi de bu. Hem de dibimizde. Gelin bakalım Lefke Kapı'yı görelim. Güneş batıyor. Ya gölde gün batımını yakalayacağız ya da obeliskte yakalayacağız. Hiç bilmiyorum ama önce bir Lefke'yi görelim. Buyurun Buket Hanım. Önden siz. İznik'te artık günü bitiriyoruz yavaş yavaş. Akşam yemeği yemeye geldik. Ufak bir bilgi verelim. Şimdi burası bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük 5. gölü. Burada da güzel göl balıkları var. Biz Marmara'nın en büyük gölü. Marmara'nın en büyük öyle gölü. Öyle miydi? Evet. Öyle. Biz şimdi burada yayın tabağı. Yani bu göle has bir balık olan yayın balığı yayın var. Yiyeceğiz. Burada tavsiye üzerine genelde şey yeniyor. Yayın şiş, yayın tava. Biz de onu yiyeceğiz. Nasıl efendim. Nasıl bir yayın yapıyorlar? En son... Şimdi sabah çay içtiğimiz yere geldik tekrar yemek yemeye. Nihat'ın, evet. Nihat'ın yeri miydi burası? Evet, Nihat'ın yeriymiş. Gördüm. Nihat'ın yerine geldik. Teşekkürler. Şöyle bir bilgi vereyim buraya gelmek isteyenler. Burada bir tane Çamlık diye bir otel ve restoran da var. Biz dedik ya, hadi değişiklik olsun oraya gidelim. Evet. Buket buluyor bizde yerleri. Arkadaş, bir insana bu kadar değersiz, bu kadar alakasız. Yani diyoruz ki masayı temizler misiniz? Çok beklersin falan ama diyor böyle bir. Gelince çok beklersin der. Sonra dışarı çıktık tekrar bir servis konusu oldu. Ben oraya servis yapmam dedi. Aynen aynen yani net olarak tavsiye etmiyoruz. Yani müşteriye sıfır saygı. En azından hani abi yoğunuz. Birazcık bekletebiliriz demek evet, var. Evet. Servis yapmıyorum demek var. İznik gezimizi yavaş yavaş yayın balığıyla sonlandıralım. Haftaya neredeyiz Buket? Bunu yayın. Bu çok iyi bir haber. Esprim bitince soruma cevap verir misin? Allah izin verirse hastalık çubuğu olmazsa haftaya bir adaya gidiyoruz. Büyük ada. Hayır. Türkiye'nin en büyük adası. Tamam, okey. Onlar bulsunlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek Gökçe üzere. Gökçeada. Hadi görüşürüz. Ne soruyorum? Efendim? Sen bir şehir alsan benim ismimi verir misin canım? Ben şehir alsam adı Buketinizin Mertopolis. Vay anasını. Gördünüz değil mi? Buketinizin de olur mu? Olmaz. Buketinizin de değil de Buketenya. Buketenya. Buketaya. Ya bulamadık yani. Vay be. Hanımcılık kazanacak. İnşallah. Hadi. Aras kameraya merhaba demek ister misin? Ya bu. Mert biz buraya 6 sene önce geldiğimizde bomboştu buralar. Evet. 6 sene önce genellikle birçok yer bomboştu. Salda, İznik, her yer. Mert sizler İznik'teymiş. Biz de hemen kamerayı kaptık geldik. İznik dediler geldik kardeş. Evet.
Güneşli bir günde. Çay çay çay.